Edebiyat Burada kanalından herkese yeniden merhaba. Bugün yazanlar arasında programında sevgili Ömer Turan'la birlikteyiz. Ömer Turan yazdığı şiir kitaplarıyla ve aldığı ödüllerle edebiyat dünyasında adından söz ettiren isimlerden birisi. Edebiyat dünyasına birçoğumuzun olduğu gibi edebiyat dergilerinde şiirlerini yayınlayarak başladı ama yazı serüvenin başlangıcı ortaokul yıllarına dayanıyor. Agatha Christie romanlarını çok okuduğunu, özümsediğini, hatta Agatha Christie romanları gibi romanlar yazma denemeleri yaptığını biliyoruz ama sonra bu o romanlardan, düz yazıdan şiire döndüğünü söyleyebiliriz rahatlıkla. Evet, uzun soluklu romanlar okumayı seviyorum. Fakat daha sonra şunu gördüm veya keşfettim o yolculuk esnasında. Uzun yazma süreci beni yormaya, biraz da tembellik özelliğimden dolayı usandırmaya başlayınca kısa kısa özlü sözler yazmaya başladım ve bunların daha sonra giderek bir şiire dönüştüğünü fark ettim ve yolculuğum öyle başladı diyebilirim. Evet, edebiyat dergilerinde gördük şiirlerini 2000'li yılların ortasında. Üryan ve İsyan isimli şiir kitabın önce Kıyı Yayınları arasından çıkmıştı 2008 yılında. Akabinde Kedi Güzü yayınlandı. Bunun yayın tarihi de yanılmıyorsam 2010'du. 2010 Kanguru Evet, yayınlarından Kanguru çıktı. Yayınları'ndan. Dünyanın İlk Sabahı isimli şiir kitabın Yitik Ülke Yayınları'ndan çıktı. Bu şiir kitabıyla önemli bir şiir ödülü de kazandın. Dil Derneği Şiir Dil Ödüllü. Derneği Ömer Asım Aksoy. Evet. Evet. Dünyanın İlk Sabahı'yla istersen devam edelim. Dünyanın İlk Sabahı daha toplumcu şiirlerden oluşuyor ve yakın tarihte gerçekleşmiş Gezi olaylarına değiniyor ve toplumdaki o hareketliliği, değişimi de şiirle okura ulaştırıyor. Seni bu şiirleri yazmaya iten şey neydi? Şimdi aslında dünyanın ilk sabahı benim kafamda tasarladığım biçimde iki bölümden oluşuyor aslında. Biri benim kendi o günkü kişisel tarihime denk gelen yaşadığım bir sürü olaylar ve aynı o tarihe denk gelen gezi süreci ve Türkiye'nin düşmüş olduğu siyasal ve sosyal sorunların bir biçimde bana yansıması ve beni tetiklemesi sonucunda şiirler çıkmaya başladı. Tabii sadece Türkiye ile sınırlı değil, orada bir sürü dünyada yaşanan şeyler de var, olumsuzluklar da var. Çocuk ölümleri, kadın sorunsalı üzerinden yola çıkılan bir sürü olumsuzluklar. Şiirime Soma olayı da var Soma mesela. olayı da var. Yani nerede bir şey varsa, olumsuzluk ve çaresizlik, yoksulluk ya da egemen gücün tahakkümü sonucunda ölümler hepsi bir şekilde o şiirlere yansıdı. Son bölümde de şair ve yazarlara ayırdım. O okumalarımdan, yani Evet. Sylvia Plath okumalarımdan, Nazım okumalarımdan, Marquez Frida, okumalarımdan, Frida Bir An Keskin, okumalarımdan, bir an Pavese. evet onlardan düştüğüm notlar, yani okurken düştüğüm notlar bir şiire dönüştüğünü fark ettim daha sonra ve üzerinde de çalışıp onları şiirsel metinlere dönüştürdüm. Evet. İçimin tozunu alan bir kadın var. Geliyor ara sıra. Kağıt bir mendil içerisinde sabun çiçekleri getiriyor bana. Eskiden düş terbiyecisiymiş. Şimdilerde temizlikçi, etamin kokuyor. Biraz da Mardin toprağı. Böyle iyi. Eşyalara huzur geliyor. Zamanın dışında yaşayan biriyle konuşur gibi susuyor durmadan diyorsun. Bu şiirini de kitabın arka kapağına taşımış Yitik Ülke Yayınları. Evet. Bu şiir kitabın yayınlandıktan sonra çok prestijli bir şiir ödülü de aldı. Şiir ödülleri bir şairin bu dönemde biraz daha görünür olmasını sağlıyor. En azından şundan bahsedebiliriz galiba. Benim de kitaplarımı yayınladığım dönemlerde medyada daha sıklıkla kendimize yer bulabiliyorduk. Çeşitli gazetelerde röportajlarımız yayınlanıyordu. Haber olabiliyorduk, televizyon programlarına konuk oluyorduk. Ne yazık ki
son yıllarda bazı yayın evlerinden çıkan yazarların pek şansı yok. Kitaplar pek gözükmüyor. Evet, şöyle bir şey de var. Yani bu Türkiye'nin genel sorunsalı, kültür sanat alanında da diğer alanlarda yaşandığı gibi bu bizim alanımızda da bir yalnızlaşma ve çölleşme yaşandı ve kültür daha bir geri plana atıldı. Özellikle şiir zaten okunmuyordu ama iyice görünür olma durumu giderek kayboldu. İşte şairler yazdıkları kaliteli şiirlerle veya aldıkları ödüllerle artık anılır hale geldi. Evet. Yani dergiler bile eskisi gibi takip edilmiyor. Birçok dergi ekonomik koşullar dolayısıyla kapandı veya yayınını ara verdi. Ama son bugünlerde veya bu bir yıldan beri gördüğüm yine dergilerin yavaş yavaş yeni dergilerin atağa geçtiği ve şairlerin, yazarların, şiirin yeniden bir haykırış noktasına geldiği gibi bir gözlemim var. Umarım daha iyi yere gider. Evet, benim de cümleyi başlarkenki söylemek istediğim şey, bir şiir ödülüyle en azından şiir ve şiir kitapları medyada biraz daha görünür oluyor. Ona veriliyor ödül kazanmak. Ömer Turan'ın Dünyanın İlk Sabahı ödül kazanan bir şiir kitabı Yitik Ülke Yayınları'ndan okura geçtiğimiz yıllarda ulaşmıştı. Ömer Turan'la söyleşmeye devam ediyoruz. Atların Günü isimli şiir kitabın geçtiğimiz Kasım'da, 2018'in Kasım'ında yayınlandı. Bu şiir kitabıyla da Ceyhun Atuf Kansu şiir ödülünü kazandın. Bu ödülü daha önce farklı Trabzonlu şairler kazanmıştı. Evet. Benim hatırladığım Ahmet Özer, Çiğdem Sezer, Hüseyin Atabaş gibi. Ben dördüncü. Dördüncü kazanan şair oldun. Atların Günü şiirinde seni hangi noktaya getiren temalardan oluşuyor? Şimdi aslında az önce Dünyanın ilk Sabahı'ndan söz ederken o kitapta, o şiir kitabında imlediğim ve neleri anlatmak istediğim üzerinde yaptığım açılımın devamı bu şiir kitabı. Çünkü Dünyanın ilk Sabahı'nda yarım kalan, anlatamadığım ve beni hala yazmaya iten o bütün olumsuzluklar, ülkemizin ve dünyada yaşanan eşitsizlik, yoksulluk, insan ölümleri, çocuk ölümleri bir şekilde devam etmeliydi. Çünkü hala içimdeki o toplanmış, birikmiş olan duygunun çıkıp beni rahat ettiğini düşünmüyordum. Dünya Atların Günü'yle bu biriken bütün o olumsuz ya da hani bir şekilde irin diyeceğim onu. Hı hı. Onu şiir mantığı içerisinde güzelleştirerek, estetik bir hale getirerek tamamlamış oluyorum. Evet. Dedem gövdesini üçe bölerek konuşurdu. Kirpiklerini kırıp gölgeye doğru tutar ve öyle. Büyürdü aramızdaki gurur, kuşakların kardeşliği. O benim için neyse ben onun için yeni alfabe. Göğü tazeleyen gözleri neyi arıyorsa beni oraya sırtını dayadığı bir ağaç. Kimi konuşuyorsa beni ona. Çiçekler dedi bir gün iyi niyetleriyle ölüdür. İnsanlar bütün kötülükleriyle gerçek. O günlerden bakınca dağılmış, toplanmış ya da çözülmemiş bir işaret gibi duruyordu dedem. Tırnaklarımı kestim o gün ve bir daha hiç sormadım kabuğuna ihanet eden yaranın akıbetini diyorsun. Kitabın son şiirinde de yine dedeye gönderme yapan Dedemin Bıyıkları isimli bir şiir dedemle var. Dedemle açıyorum, dedemle kapatıyorum. Evet. Dede dedim, nenemi ne zaman gördün ve ilk hissettiğin şeyi. Bu soruyu günlerce çalışmış gibi bir çırpıda döktü içine. O gece, o odada açtım yüzünü nenenin. Gözleri, kulakları ve burnu yer yerinde mi diye baktım uzunca. Sözünü bitirir bitirmez bıyıkları güldü bu kadim cevaba diyorsun. Tabii ilk şiirde başka bir alfabeyle okuyan, yazan bir kuşak var. Evet. Son şiirde de evleneceği kadını ancak düğün gecesi gören bir damat var. Toplumsal değişimi de gözler önüne seriyorsun bu şiir. Evet, dedem özellikle benim hayatımda çok önemli bir yere sahiptir. Çocukluğum ve gençliğe geçiş dönemim neredeyse onun yanında, onu gözlemleyerek, onunla konuşarak ve onun olaylar karşısında dile getirdiği, saptadığı bir sürü
yargılar ve olgular beni gelişmemde önemli katkıda bulunmuştur. Ve dediğin gibi o iyi bir gözlem. Toplumsal gidişatın nasıl bir sosyal açıdan ve yaşamsal bakımdan nasıl bir değişim, dönüşüm geçirdiğini aslında o iki şiirle anlatmaya çalıştım dedem üzerinden. Dedem bu anlamda benim sanki filozofum gibiydi. Evet. Bu şiir kitaplarının dışında editörlük de yapıyorsun. Evet. Belçika'da yayın hayatını sürdüren, Belçika ve Hollanda'da yayınlanan Akrosiş dergisinin Türkçe editörüsün. Onun dışında çeşitli yayın evlerine editörlük yapıyorsun. Mesela elimde şu an Mehmet Yaşar'ın Kıbrıs şiirinin 3000 yılı isimli çok önemli bir çalışması var. Bu kitabın editörlüğünü yaptın. Şeref İsel'in Yalnız Edebiyat isimli son yayınlanan yazılarından oluşan kitabın editörlüğünü yaptım. Epeyce fazla tabii bu çalışma. Evet. Editörlükten de biraz bahseder misin? Şimdi tabii metinler yazıldığı zaman yazar, şairler ya da işte akademisyenler tarafından kaleme alınıyor ve basılmadan önce bunun bir denetimden geçmesi gerekiyor. Evet. Bir ikinci göz deniyor buna ve o anlamda benim müdahalelerim söz konusu oluyor ve anlatım bozukluklarından imlaya, mantık hatalarından işte kurgu daki yalnızlaşan veya çoğullaşan durumlara karşı yazarla da karşılıklı olarak konuşarak düzeltmeleri yapıyoruz ve basımı hale yani son tertemiz hale getiriyoruz. O aşamada benim müdahalem oluyor. Ama bunun en güzel tarafı şu, henüz piyasaya çıkmadan birçok kitabı okuyorum. Hı hı. Bir ön bilgim oluyor. O anlamda da şanslı hissediyorum kendimi. Çünkü Şeref Bilsel'in Yalnız Edebiyat, bunun üzerinde çok şey yaptık. Hatta bir bölüm vardı, çocuklarla ilgili bölüm. Onu çıkarttık. Daha sonra bir kitap yapacak onu. Fakat Çok önemli bir eser. Keza Mehmet Yaşin'in de senin de söylediğin gibi Kıbrıs şiirini ta şey döneminden 3000 eski çağlardan alıp günümüze kadar getirmiş. İkisi de bir başucu kitabı. Evet. Bunun yanında roman, öykü, şiirler de vardır. Evet. Çok okuma yapan birisin. Bunlar tabii seni zenginleştiren, edebiyatını da besleyen. Evet. Şiiri uğraşlar. De çok besliyor aslında. Evet. Toplumsal olaylar şiire nasıl giriyor? Okurun çok merak ettiği konulardan biri bu. Senin Atların Günü isimli şiir kitabında Bağışlama Bizi isimli bir şiir var. Şöyle başlıyor sevgili izleyenler bu şiir. 4 yaşındaki Suriyeli kız fotoğraf makinesini silah sanarak ellerini kaldırdığında. Yani sadece burası bile aslında büyük dehşet veren o manzarayı görmemizi sağlıyor. Tabii. Duyarlı bir insanın hissedeceği ve bunu sözcüklerle karşıya geçirebileceği bir şey. Sen de bunu çok ustalıkla yazmışsın. Gazetede görür görmez of bir fotoğraftı. Kız çocuğu ellerini kaldırıyor. Galiba Amerikalı bir gazeteci fotoğraf çekmek için gitmiş. Onu görür görmez zaten olay orada bitiyor. Onun üzerine yazdığım şiir de nasıl çıktı, nasıl yazıldı inanın ki şu an hatırlamıyorum Serkan. O bambaşka bir atmosfere şeye geçiyorsun, duyguya geçiyorsun ve onun yarattığı travmayı yok edebilmem için ya da üzerimden atabilmem için bir boşalma hissi duyuyorum böyle konularda. İşte onu da öyle şiirle dökerek bir nebze olsun kendimi rahatlattım. Yoksa belki başka bir türlü travmaya girebilirdim. Çünkü inanılmaz senin de dediğin gibi çok ağır bir fotoğraf o. Evet. Bağışlama Bizi isimli şiirini programın sonunda senden dinleyeceğiz. Tamam. Ama sormak istediğim konulardan biri de Trabzon'da Ruhi Türk Yılmaz Sanat Evi'nin koordinatörlüğünü de yapıyorsun. Evet. Yıl içerisinde birçok sanat programının gerçekleştiği bir mekan bu. Ruhi Türk Yılmaz Sanat Evi aynı zamanda bir şiir ödülü veriyor. O şiir ödülünde jürisinde bulunuyorsun. Evet. Biraz bahsedebilir misin?
Evet sevgili Serkan, biliyorsun oradaki bütün etkinlikleri aslında beraber seninle yapıyoruz ve diğer arkadaşlarla. Yaklaşık 4 yıldan beri ben oranın yöneticiliğini, yani senin de söylediğin gibi koordinatörlüğünü yapıyorum. 200'ün üzerinde etkinlik yaptık. Bunların içerisinde kısa film gösterimlerinden tutun da şeye kadar... Şair yazar söyleşilerine kadar epeyce bir dolu dolu etkinlik süreci oldu. Trabzon'daki sanat severlerin de tamamen tanıdığı ve benimsediği bir yer oldu. O açıdan Trabzon'da çok büyük bir eksikliği de gidermiş olduk. Tabii Ruhi Türk Yılmaz Trabzon'un yetiştirdiği önemli isimlerden birisi. Kendisi de şair yazar. Almanya'da yaşıyor. Ama biriktirdiği ya da kazancını böyle bir sanat evi yaparak Trabzon halkına ücretsiz olarak bağışladı. Biz de hepimiz orada sanat adına, kültür adına bu kentin dinamiklerini de harekete geçirerek canlılık ve olumlu üretimler içerisinde bulunuyoruz. Şiir ödülü bu yıl senin de konuk ettin bu programında. Cenk Kolçak aldı. Ve devam edecek geleneksel olarak. Bu yıl 9.suydu. Bundan sonra yapabildiğimiz sürece şiir ödülü de devam edecek. Sanat evinin işleyişi de artarak aynı şekilde Trabzon'a hizmet vermeye devam edecek. Başarılar diliyoruz Ruhi Türk Yılmaz Sanat Evi'ndeki çalışmalara da. Şiir kitapların 4 şiir kitabın yayınlandı. Yeni şiirler birikiyor değil mi? Başladı birikmeye. Yani yavaş yavaş birikiyor. Biliyorsun aşağı yukarı her kitap arası bir 3 yıl, bazen 4 yıl oluyor. Bu 3 ve 4 yıla yetiştireceğim yine bir kitap. Evet. Başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Okurlarda nasıl dönüşler var? Okurlardan dönüşler özellikle bu ödül konusunda çok güzel yapıcı eleştiriler geldi. Biliyorsunuz Türkiye'de birçok ödülden sonra verildikten hemen sonra bir sürü kavga gürültü oluyor. Fakat hiç böyle bir şey olmadı. Herkes sanki biliyordu, kabullendi gibi inanılmaz güzel süreç yaşadım o anlamda. Bu da beni mutlu etti. Edebiyattaki yerimin ne kadar doğru ve düzgün ilerlediğini bana gösterdi. Tabii büyük de bir sorumluluk yüklüyor. Artık bundan sonra aynı duyarlılığı ve kaliteyi devam ettirme konusunda çabalarımın biraz daha üstüne çıkmam gerektiğini de bana hissettiriyor. Okuyucu açısından evet hiçbir sorunum yok. Aksine çok çok iyi bir okurum olduğunu ve karşılıklı bir sevgi, saygı içerisinde bu işi götürdüğümüzü hissediyorum. Başarılarının devamını diliyoruz. Yazanlar arasında programda konumuz olduğunuz için de teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Sana sevgili için. Ömer. Eyvallah. Kamerada Dilek Bilge, montajda Ali Gençtürk adına hepinize güzel bir hafta diliyorum. Programımızı Ömer Turan'dan bir şiirle noktalıyorum. Bağışlama bizi. 4 yaşındaki Suriyeli kız fotoğraf makinesini silah sanarak ellerini kaldırdığında. Sevginin önce kötülüğü öğrenmiş. Ana sıcağından önce korkuyu. Kapıların önünü ölüm biliyor. Yoldan geçen herkesi heyula. Yaşını silah gölgelerinde büyütüyor. Konuşmadan önce susmayı sökmüş. Koşmayı, yürümeden daha. Yıkılan duvarların, yanan şoselerin fotoğrafları geçiyor rüyalarından. Yıldızların üşüdüğünü hissediyor ama karanfilin gülümseyişini bilmiyor. Uyanır uyanmaz ölü bir kelebeğe dönüşüyor güneş. Göğün mavisinden çok bulutların öfkesini görüyor. Gülebilse yüzü çiçek evi mesela, bir çileğin düşü, erken açan menekşe, ekmeğin buğusundan önce taşın soğukluğunu öğrenmiş, doğmadan daha saklanmayı, barbarların kiri geçiyor yanından,
sağır duyguları, bir anlayabilse olup biteni, kuş gibi hafifleyecek belki. Bez bebekleri, kurdaleleri yok mesela. Bir parkı boydan boya koşacak sevinci de. Uzaklara bakıyor, güzel bir yer midir oralar diye soruyor, yoksul kara yüzüne. Saçları kör bir makasla kesile kesile yeryüzüne düşüyor. Öyle bir kız çocuğu işte, başını yollara eke eke deyip geçiyor barut ve kan korkular arasından. Omuzları dünya yükü, salıncak ağrısı, çit diye kırılacak biri dokunsa. Öpülmeden önce vurulmayı öğrenmiş, gülmeden daha küsmeyi. Ah güzel çocuk, güler yüzlü bir dünya veremedik ya sana. Sakın bağışlama bizi, asla.